girdiğim aşk meşk işleri iflas etti. Aşk en riskli yatırım abi. Bilgesin Ahmet. Duygusal yatırımları bıraktım. Maddi yatırımlara geçtim azizim. Çağatay buraya ortak olmuş. Yöresel lezzetler en güzeli hocam. Böyle memleketin 3-5 kişi de ocak başına koydun mu yürü git. Tabii. Zaten benim nüfus Pekin, merkez. Ha? Burası Çin lokantası Tülay. Ha öyle mi? Ya ben Sincan'ı görünce Ankara Sincan diye şey ettiydim. Ahmet, ben bu fikirden soğumaktayım. Tülay, bu akşamdan itibaren bu restorana 2 tane hostes lazımmış. Evet, işte. Hocam, müşteri buradan yakala. Şu Sincan yazısının altına uçan restoran yazdın. Ulan herkes meraktan bir kere gelse... Uçan kaçan yok yahu, hostes. Müşteriyi karşılayacak hanım manasında. Ahmet, vazgeçiyorum sanırım. Bir dakika abi ya. Hem acilen kimi bulacaksın ki zaten? Tülay, akşam saat 7:30'dan 10:30'a kadar kapıda müşterilere hoş geldin diyeceksin. Masalarını göstereceksin falan, iş bu. Ha siz bana teklif ediyorsunuz. Ha, hem parası da fena değil. En azından pavyondan kurtulursun. Ay vallahi mı kız? Ay kolay işmiş de ha. Yalnız 2 kişi lazım Ahmet. Ben hallediyorum hocam. Hem de sana böyle Çinli gibi piknik tip buluyor. Ay yok bebeğim ben yapamam o işi. Benim dedem paşa ya. Ha benim dedem de Napolyon. Ama sonuçta o bile ne demiş? Para, para, para. Bu Ahmet'le çok karışıyorsun sen. Bir entellik geldi üstüne. Hayırdır inşallah. Ahmet buldu zaten işi. Kız, müşteriye nasılsın, memnun musun, eğleniyor mu anam diye böyle hatırını sorup alacağız sakalımızı. Onu pavyonda yapıyoruz. Daha çok para alıyoruz. Ha, senin aynı şey mi ya? Orada Çin restoranı olduğu için 7:30'dan 10:30'a namusuna çalışan zi, sonra çıkan zi. 3 saat miymiş la orada mesai? Kız Çin'e taşımak lazım. Ne balli hayat. Hah, okey diyorum bak arıyorum. Ya, binemin ve veya müstekbel kayınbabam öğrenirse koskoca terapist karısın ne garsonluk yapıyorsun diyerekten foyam ortaya çıkan zi yalnız. Kız garsonlukta ne var? Zaten garson değil hostes olacağız. Ama hostes derken... Kapıda durup karşılayan bayan, evet. Ha, evet. Ben de hostes deyince seni gibi hemen ne olduğunu anladım da... işte masaya oturtmaca, ilgi, alaka, halkla ilişkiler gibisine. Aman ben yıllardır halktan kaç tane ilişki kurdum hiçbir heyranı görmedim. Bilmiyorum. İstiklalde falan olunca açık riksli geldi. Bebeğim, bu salak şeyi aldın sürekli sokakta oynuyor. Sonra Bünyamin'in ağzından köpükleri çıkıyor diye dedikodu oluyor. Sakinleşmek için Zerrin, iffet sahibi bilinen bir genç kız. Nasıl olur da enin adamıyla sözlenmeden etmeden aç laf işte yapar lan? Ben de iffet sahibi hatta. İffet diye soyad sahibi bir genç kızım. Seninle sözlenmeden aç laf işte yapıyorum, o ne olacak? Kızım, Nur Hayat benim kız kardeşim. Sen enin kızısın, bana ne? Ha, o tarz bakış açısı. Anlıyor mu? Emir kandırdı benim kız kardeşim ya. Kötü emelleri de alet etmeye çalışıyor. Belki Nur Hayat'a alet olmak istiyor bebeğim, ne biliyor? Ne diyorsun kızım sen? Ne aleti ya? Alet işler, el övünür diyorum. Bak, yeni restoranın inşası bitiyor. Bir akşam gitsek mi? Seviyor mu senin için yama? Asla, hayatta olmaz. Ay çok huylanırım ben. Böcek böcek yiyormuş onlar. Aman! Tuğalar suratına! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.